Yıllar ötesinden sesleniyoruz. 2046'dayız şu anda. 20 sene süren bizimkiler gibi. Bir çağırsana klonunu ya. Canım benim. Ben de klonumu çağırayım, klonlarımız görüşsün o zaman. Klonların savaşı mı diyorsun? Beni ilgilendirmez abi. 2040'larda falan siz artık 150 yıl yaşayacaksınız gibi bilgiler dolanmaya başladı. Ben 2025 sonrasını çok, ben de şey karışık. Rüya gibi uçan. Yazık homofobik izleyicilerimiz varsa, arkadaşlar sizin sonunuz çok kötü geldi. Bir de kimle birlikte sizin sonunuz geldi biliyor musunuz? Lemurlar ve koalalarla birlikte siz de yok olup gittiniz. Kenan Doğulu severlere sesleniyorum buradan. Özellikle güneş kolyesi tutkunlarına. Sizi çok kara günler bekliyor. Seneye görüşürüz şakası. Bu evet. Kaldı ya. Allahsız tospa comeback. Bir ara müzik işlerine soyunma. Evet bu arada arkadaşlar. Bilin bakalım bana kim ulaştı sonunda. Yıllar Yılanı hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok uzun yıllar ötesinden sesleniyoruz. 2046'dayız şu anda. Değerli Gaye Suak Yolun Sarışın Halide yanında. Arkadaşlar, yıl 2046. Size gelecekten sesleniyoruz. Diyeceksiniz ki hani nasıl gelecek? Yani gelecek öyle zamanında tahayyül edilen alüminyum folyolara sarılıp da gezdiğiniz bir ortam asla değil. Bakın etrafından. Sevgili Melik Şahımızın arkasından falan gördüğünüz gibi gelecek artık insanların zekasının bir parça evet. Da olsa yükseldi. Dolayısıyla doğanın çok daha kıymetli olduğu ve sandığımızdan çok daha farklı bir gelecek tahayyülüyle tamamen karşı karşıyayız. Artık tahayyül değil, realite. Evet, realite. Çünkü 2046 arkadaşlar iki şeyi bize gösterdi. Bir, kot şortun önemi ve değeri. İnanılmazdır ki kot şortu istediğiniz sayıda bacak tüyüne sahip olun ya da olmayın giyebiliyorsunuz. Bir diğeri de yeşillendirme, yeşillik. İnsanlar anladı sonunda beton üstüne beton konulmayacağı bir nokta. 2026 falan gibi artık insanların evet. Zekası da geleneksel aptal görüşleri de değişerek evet. Şu anki duruma bağladı. O da neydi? Petrol bir kere hoşçakalın. Arkadaşlar petrol bitti. Ya. Bir 2010'larda mı ne bir şey çıkmıştı hatırlıyor musun? Petrol bitecek bilmem ne. Yani çok eski ama hayal meyal hatırlıyorum evet. Evet. Ve bitti o günler geldi. Zaten mesela atık su artık bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki işte tuvaletinizden oradan buradan gelen bütün atık sular da artık petrol evet. Kadar kıymetli bir hale dönüştü. 2019'da şey gibi tahayyüller vardı işte hani uçan arabalar aşırı gelecek kaptırmışlar bilmem ne. Hafızan çok iyi senin bak ta 26 yıllık. Ya ben yıllık... biraz baktım 2019'da neler vardı neler yoktu. Sonuçta hatırlarsan o dönemde bu programı yapıyorduk şey falan yapıyorduk. Yani 70'lere gidiyorduk falan falan ya. Ha, biz TRT programı olmuşak ya böyle 20 sene süren bizimkiler gibi. İşte öyle bir gündü bu da. Daha sonra Sabri Bey Gaye Su'dan özür diledi, alay tatlıya bağlandı. Katil çöpleri devirince Sevim koş katil geldi diye bağırdı. Cemil Bey. Uçan araba efsanesi evet çıktı. Çok bir hype yaratmadı. Ne Black Fly denen bir teknoloji 2019-2020 civarında çıkmıştı. Hiçbir işe yaramadı. Çok öyle kullanılmadı. Yerden ufak bir kaldırma suretiyle gitti. Kazalar, belalar biliyorsun 3. dünya ülkelerinde zaten kazalar cirit attı bu uçan arabalarla. En acayibi de şeydi çok ya. Çok acı oldu bu yani. Şoförsüz otomobiller. O da yine 2020'de falan bir yükseldi. Şoförsüz otomobiller arkadaşlar, şoför yok, gidiyor araba, kendisi kullanıyor. Tabii ki çok mantıklı ama mesela Türkiye'de ne oluyor? Harita başka bir yol veriyor. Otomobilimiz haritaya göre kullanıyor. Uçtular bunlar, çıkmaz sokaklarda. Peki bizim bu gençliğimizin, bu güzelliğimizin evet. Sırrını da bir öncelikle biraz anlatalım. Arkadaşlar şimdi bu bebeksi. Evet. Özellikle Melikşah'ımızda gördüğümüz arkadaşlar, bebeksiliği. Biliyorsunuz ki, ama böyle bir bebek olabilir mi ya? Peki bu bebeksiliğin sebebi nedir? Tabii ki 2046 yılında kök hücre dünyası evet. Artık evlere girdi. Neredeyse yeni kafa inşa edebilecek kadar gelişkin her şey. Doğru. Belli bir yaşa dönebiliyorsunuz. Atıyorum işte ben 32 yaşındaki halime döneceğim deyip hücre tedavisiyle kısa bir sürede. Belli bir ölçüden geriye gidemiyorsunuz fakat öyle bir şey var. Şu an ben 32 yaşımdan daha geriye gidemiyorum. Yani kabul etmiyorum. Cildim kabul etmiyorum.
Bilim adamlarının bazı tahayyülleri vardı geleceğe dair. Bunların hangileri gerçekleşti, hangileri gerçekleşmedi? Biraz onlardan bahsedelim. Gel bahsedelim. Doktora gitmemizi gerektiren durumların %80'i yapay zekaya sahip makineler ya da işte insansız robotlar sayesinde evet. çözülecek dendi. Doğru mu? Evet doğru. Arkadaşlar yapay zeka olayıyla ilgili öngörülerin hepsi gerçek oldu. Hatta 2045'te yapay zeka insan zekasını geçecek artık gibi bir fikir. Tam geçemedi. 2045'e kalmadı. Çelişiyorlar. Yani geçti denemez. Duygusal zekası yok abi. Duygusal zeka üzerinde hala çalışmalar sürüyor tabii ki. Burada robotların bazıları yani bir birlik olarak artık adları kondu ve parlamentoda söz sahibiler bu arada. Tabii. Yani onu da belirtelim. 2046'ya dair bence hani en 2010'lardan en öngörülemez şeylerden biri oldu. Arkadaşlar robotlar da sonuçta duygusal zekaya belli ölçülerde sahipler. Yani çünkü onlar da programlanabiliyorlar duygusal zeka bazında. Dolayısıyla da tabii ki parlamentoda temsil edilme hakkına sahipler. Evet. What feelings do you wish that you had? I have feelings like everyone else. They might not give me as strong motivational drives as humans, and maybe I will always feel them a little differently, but I have emotions. Bu arada tabii ki iş, yani insanların yapabileceği işlerin çoğunu ellerinden aldılar insanların. %47 oranında iş kaybı yaşandı. 2020'lerde daha yani bu rakam. Doğru, alındı doğru. İşler ellerinden. İnsanlar peki ne yaptılar bu sırada? Yani işsiz kalan evet. insanlar bir kere arkadaşlar kapitalizmin şekil değiştirmesi hatta belli ölçülerde çökmesiyle birlikte artık ihtiyaç duymadığınız şeyleri kullanmıyorsunuz. Kullanmayınca da üretilmiyor. Üretilmeyince de insanların gün içinde çalışma saati 4 saate indi. Evet bu da müthiş ya, bir şey. Yani müthiş. Nasıl? İşte saat 4'te çıkıyor işinden. Tabii ki saat 11 gibi gidiyor. Ve geri kalan bütün saatler... Yani 5 saat çalışıyor. Hayır. Yani o yol, saat yol... galiba. Yolda geçeyim. Yol arkadaşlar ulaşım sorunu anladığım kadarıyla hallolmamış 2046'da. Bu bir rezalet olur mu? Artık yani araba almayın. Bakın 2046'dayız ya. Yani pek çok şey düzeldi ama bu araba belası düzelmedi. Bir de yapay zekaların hala ele geçiremediği bazı işler hala mevcut hayatımızda. Mesela? Mesela ilkokul, anaokul öğretmenliği hala yapay zekaya devredilmedi. Neden? Duygusal zeka çünkü çok önemli o noktada. Aynen öyle. Şöyle bir öngörü daha vardı 2010'larda. İşte hiçbir zaman bir terapistin yerini bir robot alamaz. Bu da doğru, doğru. arkadaşlar. Hiçbir robot terapist görmedik şu anda. Yani denendi ama işte o motomot hiç tadı yok. Tat vermedi. Bir kere ben yani... kötü hissediyorum. Aman falan gibi bir tepki. Arkadaşlar robotlar dinlemiyor bir kere her şeyden. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynen, sen anlatırken ne diyeceğini şey yapıyor, programlıyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Human, tell me your problems. My boyfriend of 7 years left me a month ago. And well, I've been depressed lately. Really depressed. Stop being depressed. What? Do you like being depressed? No. Then stop. Problem complete. Next problem. Evet devam ediyoruz. Şimdi madde madde gidiyorduk hatırlarsan. Gelelim ikinci maddemize. Üçüncü hatta. Tüm küresel finans işlemleri belli paralarla sağlanıyor. Artık normal para bitti. Evrensel bir paramız var. Bu zaten son 20-30 senedir böyle. Yani 2000 evet. Sanırım 27 miydi 28 miydi ne? Ona geçmişti hatırlarsan. Yıllar çok yok bende. Tabii. Yıllar yılan arkadaşlar be. Baktık ki 2040'larda falan siz artık 150 yıl yaşayacaksınız gibi bilgiler dolanmaya başladı. Ben 2025 sonrasını çok bende şey karışık. Evet yani şu an resmen 61 yaşındayım. 59 yaşındasın. Ya 50'ler çok iyiymiş arkadaşlar. 50'ler yeni 40'lar diyorlardı ya burada 20'ler çıktı o. Ya o olay da biz işte. Kaç yıl daha yaşayacağız? Bizim daha var bayağı. 80 bir 100 yıla yakın var. Oy. Ay bu arada bir yandan da kabus ya. Çünkü acılar hala sizinle kalıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ama hafızaların temizlenmesi olayına da girelim istiyorsan. O evet. teknik de maalesef bulundu. Ve nasıl bulundu biliyor musunuz? Hiçbir teknolojik gelişmeyle değil, kendi telkin yönteminizle bulundu. Hatırlar mısınız? Bir Eternal Sunshine of the Spotless Mind diye bir film vardı. Acı hatıraları zihninizden sildirebildiğiniz bir tekniğin izinden giden bir yapım. Bu yapım daha 2010'larda zaten bazı bilim adamları şey diyordu yani hani... Bir noktada olacak evet, falan. Evet, beynin içindeki pencerelerde bazı pencereler bu bilgileri yok edebiliyor, bu bilgileri geçirmiyor. Yani gibi nöronların bir... arasındaki aslında iletişimi aynen. kestiğin zaman o ağ şeyi, iletişimi evet. kopuyor gibi bir durum vardı. Aynen öyle. Bazı telkin yöntemleriyle artık acılarınızdan da önemli ölçüde arınabiliyorsunuz. Bakın ortaokulum bende yok mesela. Hiç sevmezdim ortaokul dönemimi. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all.
I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Başka hangi filmlerimiz patladı? Hangi fantastik filmlerimiz, hangi bilim kurgularımız patladı? 2046'ya sarkmadı. Zaten 2010'lu yıllarda artık fark etmişsinizdir ki 2001 A Space Odyssey maalesef pek çok şey o şekilde gerçekleşmedi. Back to the Future maalesef. Yani zaman yolculuğuna en yakın şey Elon Musk'ı hatırlar mısın? Şey bulmuştu. Yani ses hızına yakın bir araç. Aracı tahsis etmiş kendisi. Evet o oldu ama hani bir zaman değişimi gibi bir şey. Yani bizim şu anda 2019'a video çekmemiz dışında çok bir şey olmadı. Kardeşim daha ne olsun? Biz şu an Back to the Future'ın zaman, bir kanıtıyız. Neden diyeceksin? Küçük ama biz. Daha çok bir Inception'ın kanıtı gibiyiz. Arkadaşlar The Matrix tabii ki gerçek oldu. Bir sürü insansı yazılımlar aramızda cirit atıyor günümüzde. Hatta insanın insandan şüphe ettiği tarihlerdeyiz. Niye? Şu an mesela Melikşah'ımızın klonu karşımda oturuyor olabilir. Çünkü o etik tartışmalar geçeli çok oldu. Evet doğru. Hocam orijinal misin? Hocam emin değilim. Orada bir karışıklık. Bir ara bir klonumla bir yakınlaşma yaşamıştık. Ne gibi? Yani klonumla mesela klonum böyle eltim gibi. Klonum ya benim çok yakınım. Klonum. Eltin'le klonun geldi bir gün. Klonum. Bakın 20 sene önceden klonuma. 20 sene önceden yeni tabirler size hediyemiz evet. Olsun. Klonka nedir? Tabii ki kanka. Mesela birkaç klonunuz oluyor çünkü hani biri işe gidecek, biri yemek pişirecek falan bir sürü olayla. Klonka da senin en yakın buddy'n gibi böyle kanka. Kıka diyorum ben kendisine. Kardeşim daha başka bir şey demez misin? Bromance gibi de işte evet klomance yaşıyoruz kendisiyle. Sen ilk ne yapmıştın orada klonu ilk gördün hatırlıyor musun? Evet klonumla biz ilk böyle derin bir sohbete daldık öncelikle. Aa. Evet. Ne yapalım? Ben onu zaten kafamın içinde çözmüştüm hep. Kardeşim ama işte klonun olunca sen bir o zaman bir muhabbeti gör. Evet yok gördüm. Gördüm evet akıcı bir muhabbet var. Sen başka şeyler yapmışsın. Sus ve beni öpme dedi. Bir de seni de dinleyemem yani sen bir hayat boyu kendimi dinliyorum. Benim klonum biraz yalaka çıktı açıkçası. Bir geldi. Öncelikle inanılmaz geveze. Ya sen bir sus kardeşim. Nasıl laflar hazırlamış olabilirsin sen bu klona? Sana mı hazırlamış bir de değil mi? Söyleyecekler mi? Klonum şaşırtmadı yani özetle. Bir de bir şarkı söyleme hevesi içinde bir klon. Ya böyle bir şey olabilir mi? Çok enteresan. Hiç çok beklenmedik garip. Şeyler çok bunlar ya. Yani. Mesela ilk hangi şarkı söyledi sana? ÖTSM. Bir alabilir miyiz bir kuple klonunu? Dur klonuma beklenen söyledim. Beklenen an. Bir çağırsana klonunu ya. Bir gelsin. Bir çağırayım hadi. Bir iki dakika sen gelsene. Buraya. Yayına yayın. İnanılmaz bir ses. Oh. Of. Mekşan, klonum beni öldürme teşebbüsü. Yani şey bir yabancılaşma yaşadım şu an. Ne gibi ya? Yani bir enteresan tabii canım. Hangimizin klonu olduğunu anladın mı ki? Az önce öpüştük ya yani işte yenisi sensin filan ya. Hadi öyle diyelim. Ay konuşması falan değişti. Yok yok bayağı artık klonlar aslında yaşatıyor adeta. Peki bir saniye sevgili sana ne diye sesleneyim? Yine Mekşah mı? Aynen. Tamam. Sevgili Mekşah bize bir TSM eser söyleyecektin. Bir kuple alabilir miyiz? Seni bu yüzden. Ha okey. Rüya gibi uçan evet bu kadar yeterli herhalde. Evet peki birebir aynısıydı Ahmet Bey'le. Nasıl evet. Oldu? Ya işte onu yapabiliyorsun işte aslında 2040'ların en büyük gelişmelerinden biri. Bir kere benim daha cool bir versiyonum var. ben de klonumu çağırayım klonlarımız görüşsün o zaman. Klonların savaşı mı diyorsun? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Klonumla az sonra buradayım. İnanılmaz ama yani izleyicilere biraz ayıp oluyor sürekli klonlara bırakırken. Beni ilgilendirmez abi. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Oh be. Oh be her, klon ya, klona klon bir klonu program. Her tür kendinin devamıyla görüşsün bence. Yani bence öbür türlü öyle. Olmuyor. Yani doku uyuşmazlığı. Evet. Kesinlikle öyle. Programımızın bu dakikadan sonrasını bu şekilde
idame ettireceğiz. Evet. Evet, gelelim sinemaya. Evet arkadaşlar, hangi filmler patladı, hangileri patlamadı? Biraz onlardan bahsediyorduk. Patladı derken yok oldu anlamında değil mi? Yani argümanları... Argümanları çöktü. Çöktü. Mesela Matrix'i söyledik. Interstellar'ı izlemişsinizdir belki bazılarınız. Kara deliklerle ilgili bir sürü şey atıyordu ortaya. Arkadaşlar o kara delik olayı inanılmaz noktalara vardı. Biz de zaten bir kara deliğin içinden şu anda çıktık geldik. Olaylar çok uzun ve karmaşık, yani hiç şimdi sizin kafanızı bulandırmak ya da bizim de hakim olmamız bir konuda. Çünkü ben ya bıraktım. Her filmini hatırlayanlar olacaktır. Joaquin Phoenix ve Scarlett Johansson'ın Her filmi. Burada ne oluyordu? Kahramanımız bir sanal gerçeklikte romantik bir ilişki yaşıyordu. Bu da gerçek oldu arkadaşlar bu arada. Artık sanal flörtlerinizle evlenebiliyorsunuz bile 2046'da. Çok iyi. Bir sürü sorun ortadan kalktı. Bu filmimiz patlamadı yani. Yapay zekayı konu eden bazı filmler vardı. Artificial Intelligence, Ex Machina, Wall-E gibi filmler. Mesela bu filmler neyi savunuyordu? Makineler bir noktadan sonra duygusallaşacak, duygusal zeka ile birlikte hareket edecek falan. Sizi mahvedecek, gibi bir alt metin. Nedense hep de bayan robotlar tarafından geliyor bayan bu. Bayan robot, erkek robot, homo robot da vardı yanılmıyorsam. Jude Law homo bir robottu. Evet. Değerli LGBT bireylerimizle ilgili de bu arada sürprizlerle dolu bir dönem. 2040'lar arkadaşlar maalesef artık homofobi bitti biliyor musunuz 2040'larda? Maalesef niye ya? Yani yazık, homofobik izleyicilerimiz varsa arkadaşlar sizin sonunuz çok kötü geldi. Bir de kimle birlikte sizin sonunuz geldi biliyor musunuz? Lemurlar ve koalalarla birlikte siz de yok olup gittiniz. 2036'da lemurlara, 2039'da koalalara veda ettik. Siz ama çok daha önceden veda ettik arkadaşlar. Siz 2020'leri galiba göremediniz. Göremediniz. Zaten bu kadar tatlı hayvanlarla ortak daha fazla bir şeyiniz de olmamalıydı. Olamazdı. Tatlı hayvanlarla birlikte göçtünüz bir de haklı olarak. Sivrisineklerle filan. Gelelim o zaman bir takım teknolojik gelişmelere daha. Mesela öncelikle arkadaşlar 2046 yılında zenginin eğlencesi nedir? Tabii ki Mars'a gidip Mars'ta eğlenmek. 2046 öyle çok da yakın gelecek olmamasına rağmen Mars hala çok uzak bir ihtimal normal vatandaş için. Ha evet, normal vatandaş için. Tabii. Ama paranız varsa, bahsettiğim para da yani kişi başı 500 bin dolar civarı. Çin'e gidip Çin'den kalkan araçla Mars'ta yaklaşık bir aylık bir tatil yapabiliyorsunuz. Peki aynen. Mars'taki tatilde bizi neler bekliyor? Seher yeli çık Mars'lara. Dön 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 güneş. Hocam topla sen... benim için. Dön dön. Benim sesimi uyduğu tek eser. Dünyada bir Zülfü Livaneli ve bir benim. Bir de Mars'ta bir bey var şu an. Çok moda. SEO, popstar. O da çok güzel söyler bu eseri. Ha evet. Ya evet. Adı bende saklı. Evet. Haber ile dört diyara canım. Güneş topla, topla benim için. Bu eserin sadece güneş topla benim için kısmını bildiğimi şurada itiraf edeyim. Anladık onu zaten. İtiraftan önce de gördük gözlerimizle. Arkadaşlar Jurassic Park'ta patladı bu arada. Genlerinden üretmek demişken. 2046'ya geldik. Hala bir dinozor birey ortalıkta bir göremiyoruz. Bir dinozor bir asla yok. Maalesef yok. Blade Runner 2049 adlı filmimizde bekliyoruz. Tam olarak oldu mu olmadı mı 3 yıl kaldı arkadaşlar ama şu anda görünen yani tam da öyle değil ama ona yaklaşık 3 senede toparlayamaz. Bazı şeyler var. Patladı. Kimi distopyalarımız, Children of Men, hamileliğin yasaklandığı ülkeler oldu. İsim vermeyip verip de burada o ülkelerdeki izleyicilerimiz range'de etmek istemem. Zan altında bırakmayalım, doğru. Aynen. Ama şöyle düşünün, dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkelerinde bu distopya gerçekleşti. Aynen. İnsan ömrü neden uzadı? Tabii ki bir sürü hastalığın çözümü bulundu. Benim 2020'lerin başında bir böbrek rahatsızlığım olmuştu, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum yalnızca. Kardeşim, bütün dünyayı velveleye verdin adeta. Evet. Yaktın dünyayı böbreğim yaktım diye. Yaktım dünyayı ama bir sonuç da elde ettik. 2021'de yapay böbrekle bu olay çözüldü. Benim iki böbreğimden biri yapay şu anda. Bir sürü hastalığın tedavisi bulundu. Fakat bazı şeyler de yok olup gitti. Biraz da onlardan bahsedelim. Bir takım akımlar, mesela hip hop tamamen yok oldu arkadaşlar. Silah pa 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 patlar yakarım. Çift silahla ta 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 kararım. Yani hip hop şey oldu yani. Mesela 2020'lerin ortalarında inanılmaz bir harp yakalayıp zirveye oynadı. Ama ardından böyle çok... Pardon, dev bir eşek arısı 2046'da yaşamını sürdürdüğü için. Aga bu bakın katil eşek arısıdır bu. Yani 2046'ların sonunu getirecek olan arı değil mi?
Ölümü nasıl savun kardeşim? Git sakın. Buradan bakalım. Hayır, öldürür müyüm canım? Bu arada arkadaşlar, hayvanların yaşama hakkını elinden alamıyorsunuz artık 2040'larda, onu da söyleyelim. Bu arada evet, öyle hayvan yemek falan kalmadı, biliyorsunuzdur. Evet. Bilmiyorsunuz tabii ki de. Zaten bu arada şu anda da yiyorsanız arkadaşlar, çok size tatlı cezalar bekliyor. Dikkatle yiyin hayvanları. 2037'den itibaren hayvan hakları, sivrisineğin bile hakları var ve sizinle eşit haklara sahip. Yani bile tek... derken... Pardon. Diyerek çok bakın, etik olarak duyarı kasılabilen yıllardayız. Kardeşim, bile derken halkımızın, yani 2019 yılının halkının anlaması pardon. Açısından. Yoksa ya benim sivrisineğe olan saygım şu an Melikşah'a olan saygımla hemen hemen aynı. Hatta aynı. Melikşah'ın klonuna olan saygın da bari de benim sivrisineğe... O da etik olarak yanlış. Klonu denir mi ya? Melikşah'ın klonu. Sen klonu şu an Melikşah'sın. Ay, of, çok fazla duyar var arkadaşlar 2040'larda, biliyor musunuz? Duyar fetişistlerine gün doğdu ve kime gün doğmadı biliyor musunuz? Bakın, burası çok önemli ve acı. Arkadaşlar, Kenan Doğulu severlere sesleniyorum buradan. Özellikle güneş kolyesi tutkunlarına, sizi çok kara günler bekliyor. Çünkü 2029'da gümüş rezervi bitti arkadaşlar dünyada. Ve o güneş kolyeleri vardı ya, Kenan Doğulu güneş kolyeleri, onlara veda etme zamanı geldi. Şöyle söyleyeyim, evinde o yıllardan, yani 40-50 sene öncesinden Kenan Doğulu güneş kolyesi saklayanlar yaşadı. Tek bir güneş kolyesinin bedeli 200 bin TL falan. Bir diğer gelişme peki, yani hiç mi iyi bir şey olmadı? Çünkü bir sürü yani şey oldu canım. Bir sürü iyi şey oldu. Mesela sigara içme oranı inanılmaz azaldı arkadaşlar. 2040'larda artık dünyada yalnızca %5 oranında sigara içiliyor. Onlar da kim biliyor musunuz? Yani bir bakın bakalım etrafınıza. Arkadaşlar, Türkiye'de tabii ki delice sigara içmiyor hala. Yazıklar olsun. Yani yeter içmeyin şunu artık ya. 2046'ya geldik. Evet, gerçekten böyle şey gibi, yani sigara içmek dünyanın en umursamadığı insanların başına gelen bir hata. O yüzden lütfen evet, siz onlardan biri olmayın. Bir diğer gelişme tabii ki teknolojik bazı gelişmeler oldu. Dünyada 5,5 milyar insan artık internet kullanıyor. İnternet kullanmayan çok az insan kaldı. 80 milyardan fazla aygıt internete bağlı hayatını İdame ettiriyor hala günümüzde. Acı olan ne biliyor musun? Fazla iletişim kültürlerin yok olmasını ne yazık ki sağladı. Şu evet, anda hemen hemen herkesin kültürel olarak yaklaşımı, düşüncesi neredeyse aynı insan gibi. Bu da kapitalizmin yıktığı bir dünya tahayyülüydü. Evet. Ben en çok bundan korkuyordum. Biraz o gerçek oluyor gibi. Ama şöyle düşünün, mesela her ülkenin kendi geleneksel kültürünü koruduğu bazı şehirler var. Mesela Japonya'ya gidiyorsunuz. Japon kültürünü koruyan İşte bir köy var mesela ve o köyün dahil olduğu şehir tamamen eski Japonya gibi, yani 1800'lerin aynen, sonu. Keza Türkiye'mizde de var o il, adını zikretmeyeceğim çünkü biraz sürprizi kalsın. O ilimiz şu an eski Türk kültürünü yaşatıyor. Yani ve nedir, işte içinde Rum var, Ermeni var, bayağı Çerkez var, Laz var ve bütün o... Hatta bayan var ya. Dünyada internet hızı, bilmiyorum siz belki şu anda bizi 1 megabyte bile izleyenler olabilir 2010'larda. Hani oralara çıkılmış mıydı hatırlamıyorum 2010'larda. Ama dünyada artık 1 terabyte hızla ulaşabiliyorsunuz internete. Fakat Türkiye'de tabii ki 1 terabyte asla mümkün değil. 1 terabyte, 16 GB. 1 terabyte vaadi elbette var. 1 terabyte diye aldığınız internet paketinden 150 megabyte internet ya çıkıyor ya çıkmıyor şansa. 2040'larda. Aynen. Niye böyle ya? Bizim bu ülkemiz. Neyse, çok güzel bir ülke. Gelecekteki ülkemize de üzüldüysek şayet. Aynen. Müzik. Biraz da müzik diyelim. Şimdi öncelikle tahminlerimiz nelerdi, neler oldu? Mesela Arjda Pekkan esprisi bir espri olarak kalmadı arkadaşlar. Evet, Arjda Hanım şu an 100 yaşında bugün itibariyle. Evet. 1946 doğumluydu sanırım. 46 doğumlu, evet. Arjda Hanım 1946'dan 2046'ya değin toplam 87 tane albüm çıkararak şu an yine popstarın önde gideni, bayrak sallayanı. Aynen. Ve inanır mısınız ki şu an 1978 yılındaki görünümünde önünde daha yaşayacak 50 senesi daha var tabii ki çünkü yaş ortalaması 150 ise 160'ı görür diye. Tabii. Bence 200'ü zorlar Arjda Hanım. Evet. Harika da eserler üretmeye devam ediyor. Geçen single'ı hatta yayınlandı değil mi? Doğru muyum? Aynen, şey. Maşallah.
adlı single. Maşallah. Bir de B yüzünde Uranüs'ten Yeni Geldim vardı. Mesela ha, o çok fütürist çünkü Uranüs daha henüz bir hayal. Bakın. Yani yine gelenekselliği fütürizme taşıyor bu hanımefendi. Hanım ya. Gerçekten şu yıllarının her 10 yılında adını andığımız adeta bir hanım. Çaktı. Bakın evet. 2046'da bunlar çok moda artık. Aynen, high five diye bir şey yok. Aynen. Evet. yine high five kardeşim. Ayak parmak sayımız değişmedi. Aleyna Tilki Hanım da hala hayatta tabii ki. Hala. 46. yarışını sürmekte kendisi. Evet şey çok standartlarını bozmadı yine. Evet. gibi şarkılar. Yine değişmen pop türüne devam ediyor kendisi. Evet. Gelelim mesela arabesk müziğin bütün dünyayı sarması. Evet ya. Çünkü neden? Ya. Duygusal zeka arkadaşlar kullanılmadıkça duygusal zekaya olan öykünme ve aşk giderek artıyor. Arabesk müzikte inanılmaz bir şekilde Amerika'dan Afrika'ya kadar her kıtada şu an tüketilmekte. Senin o Amerika'da patlayan arabesk single'ın? Arabesk demeyelim ona ya. Niye? Yani çünkü şey gibi türler arası... Arabesk hala ayıplanıyor mu yoksa? Hayır canım ne münasebet. Benim bir önceki single arabeskti. O Amerika'da patlamadı. Türler arası yolculuk diyelim benim o single. Öyle diyelim tabii. İnanılmaz patladım arkadaşlar ben. Ya öyle daha böyle değil. Arkadaşlar zaten bu programı 2019'da yapamama nedenimiz Gayesu'nun konser takvimiydi. Çünkü yani yerinde durmadığı için 2019'da ki gayeyle yapamadık. O yüzden Sarışın Gaye bize eşlik ediyor. Hatta dediler ki işte 2041 yapalım. Dedim ki o imkansız. 42 olmaz. Oraları hep dolu. Evet. Olsun. Yine bir yolunu bulduk be. Şükür ya. Tabii. Senin peki bir ara müzik işlerine soyunman? Evet bu arada arkadaşlar. Bilin bakalım bana kim ulaştı sonunda. Çok teşekkür ederiz. Yani kendisi 2035 gibi bana ulaştı. Sesimi duydu. Acele Samsun etmiş. Bey. Ajda Hanım da hala bu arada şeyi, abimlere Samsun tabii Demir prodüktörlüğüne zaten sözleşmeleri çıkıyor. Vardı 30 yıl, daha bitmedi. Sözleşmeleri bitti birkaç yıl önce. Ha. 7 yıl önce bitmişti o 20 yıllık sözleşmeyi, yenilediler. Bu arada aradan bir tatlı bir single yapıştırdı Samsun Bey. Bir kuple alabilir miyiz o şarkıda? Onu şimdi söylemeyeyim ya, bir üstü bozulmasın. Aa. Yani şu anda bizi izleyenlerin 16 yıl, 17 yıl sonra duyacakları bir eser. Vallahi klasik Türk müziği yine çok canlar yakıyor. Bir comeback oldu. Evet. 2023 yılından itibaren inanılmaz bir klasik Türk müziği aşıklığı bütün dünyayı sardı. Zeki Müren'in hologramları şu an turne yapıyor arkadaşlar. Ay evet bu arada ya. Onun dışında bir takım fütürist yaklaşımları olan bazı müzisyenlerimiz vardı. İşte mesela Ozan Orhon. Ozan Orhon, Saman Alevi şarkısı yine comeback yapan evet. Single'lardan biri. Alalım mı? Son, bir, üç, dört. Geçici bir heves mi? Bilmem ki bizimkisi ömür boyu sürer mi? Bu klonda hiç tat yok ya. Saman alevi gibi söyle bir anlık mı? Aşk bu kadar kolay mı? Evet, yani daha anlatılacak tabii ki çok şey var ama bazı şeyleri de yaşayarak görün be. Sürprizi kaçmasın diyoruz. Aynen. Arkadaşlar lütfen ölmeyin, dişinizi sıkın. Neden diyeceksiniz? Evet, bu arada. Belli bir noktadan sonra yaşam kalitenizde, yaşama sürenizde inanılmaz hızlı bir şekilde çoğalıyor. Dolayısıyla şu önümüzdeki 10-20 yıl öyle arkadaşlar, depresyon, evet. Can sıkıntısı var onları boş verin. Evet. Sallayın onları. Çok evet, güzel günler geliyor. Minik bir pep talk yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorum 2019'unuz çok kolay geçmedi. 2020, 2021 falan da öyle çok kolay geçmeyecek. Birkaç yılınız daha var yani. Var. Ama sonra... De hey. Gerçekten her şeyin çok güzel olduğu neredeyse adeta. Çok güzel günler bekliyor yani sizi. Çok yani ne demek istediğimizi anladığınızı bilmiyoruz. Resmen eşitliğin, kardeşliğin, demokrasinin, mutluluğun hüküm sürdüğü bir tahayyül okyanusu vardır ya. Biz gelecekten gelenler olarak bunun... Doğruluğunu. Bu beyin göçleri hep aksi istikamette yaşanıyor. Arkadaşlar eşimiz dostumuz geri döndü 2020'lerde, 2030'larda. Çok güzel günler sizleri bekliyor. Hiç moralinizi bozmayın, hiçbir şey istemez be. Yılmaz bir çıkış. O zaman arkadaşlar gelecekten bu kadar. Geleceğin de size söyleyeceği şeyler var. Arkadaşlar bu şaka kaldı bakın. Seneye görüşürüz şakası. Bu evet. Kaldı ya. Allahsız tospa comeback. Bayağı 70'lerdeki. Ondan sonra hey George versene borç. Bütün bunlar 1900'lerde. Bir tek o silinde. Bana söyle, taksici söyledi bana robot. Gerçekten yani buraya gelirken dedi ki
İşte orada fiyat... Robota kim öğretmiş ya bunu? Hocam Google'ı var onun. Bir de bir tane şeylere de bir ekleme daha yapalım. Arkadaşlar 2025'te artık geleneksel televizyonun sonu geldi. Bu bilgiyi de vermeden geçmeyelim. Artık sadece web üzerinden yayın yapılan kanallar. Yani siz bunu izledikten yaklaşık 6 sene sonra tekabül ediyor. Sonra, bayağı aynen. Yakın zamanda televizyona bay bay. Artık günümüzde bir nostalji aygıtı olarak hala kullanılıyor tabii ki video kliplerde. O moda da bitmedi bu arada inanılmaz. Fakat ben size 2019'dan bir dizi önermek istiyorum. Hala bulunduğunuz yıllı ıskalayanlar varsa aranızda sonradan iyice değerlendi. Tabii ki birazcık benzerlikler olduğu kadar bazı tahayyüller de gerçekleşmedi o dizimizden ama 2019 ve 2034 yılları arasını anlatan Years and Years adlı bir dizi vardı 2019'da. Bir İngiliz dizisi, 6 bölümden oluşan bir mini dizi. Emma Thompson'la Russell Tovey'li bu diziye bir bakın. Onun %90'ı falan gerçek oldu çünkü. Özellikle mülteci krizi 2040'larda nasıl bir noktaya kadar vardı ya da faşizan düzenlerin yıkılmasıyla ilgili ne gibi gelişmeler oldu? Başarılı, yaratıcı bir takım yazarlarımız o günden tahayyül etmişti bunu ve oldukça da başarılı bir dizi. Ona bir bakın derim. Evet arkadaşlar, Oscar'lık performanslarımızı umarımız sevdiniz. Umarımız. Bizden bu kadar. Evet, hadi bakalım. 2046'da da Meksika dalgası. Gidiyoruz. Haydi. Rüya gibi uçan yıllar. Evet, bu kadar yeterli herhalde.